Merhabalar sevgili Çok Yaşa izleyicileri. Ege'nin incisi İzmir'deyiz. Bu bölümümüzde konumuz metabolik cerrahi. Yanımda konuğumuz genel cerrahi, obezite ve metabolik cerrahi uzmanı operatör doktor Özgür Demirtaş var. Ve bir de hastası Seda Hanım, kendisi metabolik cerrahiden yararlanarak bütün bu yandaş hastalıklarından kurtulmuş galiba. Şimdi hikayesini ve tıbbi geçmişini öğreniyoruz hep birlikte. Merhabalar hocam. Merhabalar. Hastanız Seda Hanım'la başlamak istiyoruz. Evet. Metabolik cerrahi kendisine uygun muydu? Ne gibi rahatsızlıkları vardı? Hikayesini öncelikle sizden öğrenelim. Şimdi Seda Hanım bize geldiğinde hem kilosu mevcuttu hem de tip 2 şeker hastalığı mevcuttu. Hı hı. Seda Hanım'ın açlık kan şekeri 300 ile 400 arasında değişkenlik gösterip tokluk kan şekeri de 600'ler civarındaydı. Ve ameliyat olmadan önce de günlük 104 ünite insülin kullanıyordu. Buna rağmen şekerleri 200'ün altına zor düşüyordu hakikaten. Yani anladığım kadarıyla ameliyat için ideal bir hasta. Kesinlikle. Tabii ki metabolik cerrahi planlamadan önce kendisini öncelikle bir aylık bir tedavi sürecine soktuk. Önce şekerlerini düzenlemeye çalıştık ameliyata uygun olması için. Ve daha sonra hastamızı metabolik cerrahi uygulamak üzere yatırdık. Tabii ki hastamız metabolik cerrahi olmadan önce kendisinde bir takım endişeleri vardı. Evet. Acaba şekerler düşer mi, düşmez mi, insülinlerimi acaba bırakabilecek miyim diye. Kendisiyle detaylı bir şekilde konuştuk ve ameliyat olmasına karar verdik. Uygun bir hasta olduğunu saptadık ve hastamız ameliyatını gerçekleştirdik. Bakalım nasıl karar vermiş, bir de kendisine soralım. Seda, hangi aşamada artık ameliyat olmalıyım dediniz? Ya benim en çok psikolojimi bozan insülin kullanmak oldu. Hı hı. 26 yaşındayım ve toplum içerisinde, arkadaşlarımın içerisinde çıkartıp o iğneyi vurmak benim inanılmaz psikolojimi bozmuştu. Sosyal açıdan sizi rahatsız etti. Sosyalleşmenize kesinlikle. Belki zor bir duruma soktu sizi. Arkadaşlarınızla yemeğe gidiyorsunuz mesela. Yemek öncesi insülin yapmak zorundasınız. Ve insan içerisinde bu ister istemez biraz tuhaf kaçıyor. Bakan insanlar oluyor. Hı hı. Haliyle bu benim daha çok ameliyat olmama iten sebebim oldu. Çok da gençmiş yaşınız gerçekten. Tabii 26 yaşındayım. Tip 2 diyabet hastasıydınız. Evet, evet. Kaç yıldır diyabetle baş başasınız? Ben ameliyattan bir ay öncesi öğrendim ama muhtemelen ki bunun öncesi de vardı. Çünkü sürekli bir bitkinlik, yorgunluk halindeydim. Sürekli bir sinir halindeydim. Şeker hastalığı inanılmaz sinir yapıyor. Evet, bunu çok duyuyoruz gerçekten. Evet, kesinlikle. Şeker hastalarının yani yakınlarından ve evet, ameliyat olduktan sonra değişmelerini de çok dinliyoruz evet, hepimiz. Şu an çok rahatım, inanılmaz böyle hani rahat rahat gülüyorum, eğleniyorum ve sinir yok denilecek kadar az diyebilirim. Hı hı. Uçan kuşa bile sinirlenebiliyor bir şeker hastası, o derece söyleyeyim size. Zor gerçekten. İyi ki bu ameliyatı oldum diyorum. Hakikaten normal insan yaşam standartlarına vardığımı düşünüyorum. Çok şükür ki artık iyiyim. Evet, ameliyat süreciniz de bizle biraz paylaşın lütfen. Ameliyattan korkan izleyicilerimiz arasında bu hastalıktan muzdarip kişiler olabilir. Ben şöyle düşünüyorum, ben ameliyat olabildiysem inanın herkes olur. Öyle mi? Ameliyat önce son bir haftam tamamen korku ve sürekli ağlamakla geçti. Allah'ım ne olacak, nasıl bitecek, ya ağrım sızım olacak mı? Ama sadece ameliyattan çıktım ve ayıldıktan sonra yürümeye başladım. Normal konuşmaya, gülmeye başladım. Ağrım sızım olmadı. Genelde bunu merak ediyorlar. Ağrı evet, sızı oluyor mu diye. Hı hı. Hakikaten hiç ağrım sızım olmadı. Çok güzel İnsülinden geçti. İnsülinden hemen kurtuldunuz mu? İkinci gün hemen kurtuldum. Bitti, insülin devri tamamen kapandı. Ameliyatın ertesi günü bitti. Harika, evet, çok iyi sonuç almışsınız. Ve 117 idi ölçtüğümde. Evet. İnsülin bitti ve 117 şekerim çıktı. Bakalım nasıl olmuş da böyle olmuş? Hocamızdan evet, öğrenelim. Şimdi öncelikle şeker hastalığının kaça ayrıldığını bilmek lazım. Tip 1 ve tip 2 diye şeker evet, hastalığını ikiye ayırıyoruz. Hı hı. Şimdi bizim ameliyatını yaptığımız şeker hastalığı grubu tip 2 şeker hastalığı grubu. Ne yazık ki tip 1'ler yararlanamıyor. Çünkü tip 1 dediğimizde pankreas dediğimiz organdan insülin üretimi yok. Olmadığı için bu hastalarımız ömür boyu insülin kullanmak durumundalar. Evet. Tip 2 şeker hastalığında ise hasta grubunda vücutlarında insülin mevcut ancak vücut bunu kullanamıyor, değerlendiremiyor. Hı. Metabolik cerrahi tam da bu noktada devreye giriyor. Vücutlarında var olan kullanamadıkları insülini kullanılabilir hale getiriyoruz bir cerrahi operasyonla. Peki bu cerrahi operasyon nasıl gerçekleşmekte? Nasıl hocam? Şemamız var mı? Şemamız var tabii için ki. Şimdi öncelikle bize
göstererek anlatırsanız biz daha iyi anlarız her zaman. Öncelikle ameliyat yine obezite ameliyatlarında veya tüm mide olduğu gibi kapalı. Kapalı bir ameliyattan gerçekleştiriliyor. Kesi dolayısıyla yok. Evet, büyük bir kesimiz yok. Sadece evet. 4-5 adet delikler vasıtasıyla ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Tamam. Şimdi bu ameliyat aynı seansta iki ameliyat şeklinde gerçekleşmekte. Evet. Bu ameliyatta mideyi tüp haline getiriyoruz. Birinci aşamamız bu. Tamam. İkinci aşamamız ise ince bağırsağın, vücudumuzda ince bağırsak yaklaşık 7-8 metre uzunluğunda bir organ. Tamam. İnce bağırsağın son kısmında insülinin aktif olmasını sağlayan, hatta doygunluğumuzu sağlamamızı sağlayan hormonlar mevcut. Bu hormonların aktif olması lazım. Hı hı. Ki vücudumuzdaki insülini kullanalım. Tamam. Günümüzde artık yiyeceklerimiz artık organik olmadığı için, tamamen işlenmiş ve rafine gıdalar olduğu için bu gıdalar daha mideden bağırsağa geçtiği anda ne yazık ki tamamen sindirilip bunların posaları ince bağırsağın sonuna ulaşmıyor. Yani şuraya kadar gelemiyor, sona kadar gelemiyor. Gelemediği için de burada uyarılması gereken hormonlar ne yazık ki uyarılamıyor ve vücuttaki insülini de kullanamıyoruz. Tamam. Metabolik cerrahiyle ne yapıyoruz? İnce bağırsağın son kısmını, midenin son kısmını yaklaştırıyoruz. Yaklaştırıyoruz ki ulaşabilsin. Kesinlikle öyle. De. Yani bu durumda midemize giren yiyecekler, araştırmalarda öyle saptanmış. Bu ameliyatın adı da ayrıyeten transit bir partisyon ameliyatıdır. Midemize giren yiyeceklerin artık iki yolu mevcuttur gidecekleri. Birincisi normal 12 parmak bağırsağına geçerler ve bağırsakları dolanaraktan tekrar kalın bağırsağa ulaşırlar. Evet. Üçte ikisi, yiyeceklerin üçte ikisi bizim açtığımız kestirme yoldan diye tabir edebiliriz. İnce bağırsağın sonuna ulaşmakta ve bu şekilde de buradaki hormonları aktif hale getirmektedir. 12 parmak bağırsağı tamamen devre dışı bırakılmadığı için de genel olarak da vitamin ihtiyacı da bu ameliyat olan kişilerde gerek olmamaktadır. Yani bir ömür boyu ilaç kullanımı da söz konusu olmuyor. Evet. Hastanız Seda Hanım da çok iyi bir sonuç almış. Seda Hanım çok iyi bir sonuç aldı. Tabii biz neden öncelikle acaba bu hastalarda öncelikle ameliyatla karar vermeden önce vücuttaki insülin düzeylerini de ölçmemiz gerekiyor. Evet. Çünkü özellikle hastalık 10 yıl aşkın bir süredir mevcut ise genelde insülin rezervlerini hastalar tüketmiş olabiliyorlar. Seda Hanım daha yeni şeker hastalarından. Daha yeni başlangıçtaydı. İnsülin rezervlerini biz kan tahlili vasıtasıyla ölçüyoruz zaten böyle hastalarda. Çünkü her hasta uygun olmuyor. İnsülinin belli bir düzeyin üzerinde olması lazım. Bu ameliyatı olması için. O zaman geç de kalmamak gerekiyor. Geç de kalmamak rezervler lazım. Rezervler tükenmeden. Kesinlikle ki şeker hastalığı saptandığı anda daha önce 5-6 yıl önce hastalığın başladığı söylenmekte. Yani 5-6 yıl önce başlanmış ama yeni tespit edilmiş oluyor genelde. Zaten teşhis konduğunda daha bir 5-6 yıllık şeker hastalığı geçmişi mevcut oluyor genelde. Evet. Eğer insülin rezervleri yeterli ise bu ameliyata karar veriyoruz. Evet. Şimdi Seda Hanım'ın önceki tahlillerinde ameliyattan önce insülin rezervlerinin yeterli olduğunu saptadık. Daha önce dediğimiz gibi açlık şekerleri 300 civarında, tokluk şekerleri 600 civarındaydı. 104 insülinle ancak şekerleri düzene sokuluyordu. Bu ameliyatı gerçekleştirdik, transit partisyon ameliyatını, tüp mideli ile birlikte tabii ki. İkinci gününde tüm insülinlerini bıraktık. Şekerleri ortalama %130 arasında devam etti. Seda Hanım'ın bugün ameliyatının tam birinci ayı. Bugün tekrar kan tahlillerini yaptık. Hiçbir vitamin eksikliği yok. Harika. Kan yağları düşme eğiliminde. Hemoglobin A1C dediğimiz bu hastalarda, şeker hastalığında ortalama 3 aylık şeker düzeyini gösteren tahlil ki şekerin düzenli veya düzensiz olduğunu bize gösterir. 11,5'tu Seda Hanım'da çok yüksekti değeri ki 6,5'un üzerinde olmaması gerekirken. Şimdi? Birinci ayında 7,5 oldu. Bu da şeker Harika. Hastalığının artık Tebrikler. Düzene girdiğini girmekte Süper. Olduğunu gösteriyor. Şekeri bu sabahki 113 geldi. Ve şu anda hiçbir şekilde şeker için herhangi bir tedavi kullanmıyor. Beslenmesi gayet iyi. Hatta Seda Hanım şeker yerse ne olur diye bir deneme de yapmış. Test yaptınız mı? Hemen soralım. Nasıl bir test yaptınız Seda Hanım? Ne yediniz? Bir tatlı tarifi görmüştüm ben. Etmeğin üzerine şerbet döküp üzerine de puding döküyorlar. Oh!
Arkadaşım kendisine bunu yapmıştı. Ben de dedim yiyeyim bakalım eskisi gibi yükselir mi yoksa hakikaten bu ameliyat işe yaradı eskiden mı diye. Eskiden nasıldı? Eskiden yaptığında ne oluyordu? Eskiden anında yükseliyordu ve 400, 500, Oo. 600 bunları gördüm. Yani ameliyat öncesinde tatlı yediğinizde 400-500'e çıkıyordu şekeriniz. Tabii çok rahat şimdi bir şekilde oldu, test çıkıyor. Ettiniz kendinizi ve ameliyatınızı. Şimdi yediğim ve sonrasında ölçtüm 106 çıktı. 106'da evet, kaldı. Harika. Evet, normal kaldı. Değil mi hocam evet. 106 olması? Evet. Süper. Yani beklentimiz o zaten. Yani sağlıklı bir birey gibi artık hayatına devam edebilir. Kesinlikle. Sınırlamaları yoktu. Kesinlikle. Tabii sınırlamalar şöyle. Yani sonuçta bu ameliyatı geçirdi ama bu obezite ameliyatlarındaki gibi hayatımıza muhakkak hep söylüyoruz, sağlıklı beslenmeyi Tabii muhakkak ki. Öğreneceğiz. Sporu muhakkak hayatımıza katacağız. Bunlar bu ameliyatlar hayatımızdaki birçok değişiklik getirecek ama ameliyat olan kişi de bunun değerini bilip sağlıklı yaşamayı seçecek. Muhakkak kendisi seçmeli. Spor da yapacak. Kesinlikle hem spor sağlıklı hem de sağlıklı beslenmeyi öğrenmemiz lazım. Evet, her zaman bunlara dikkat etmemiz lazım. Evet, sizler için İzmir'deyiz. Metabolik cerrahiyi konuşuyoruz. Genel cerrahi, obezite ve metabolik cerrahi uzmanı operatör doktor Özgür Demirtaş'la birlikteyiz. Sizlerin de aklına gelen sorular olursa lütfen ekranın altında görmüş olduğunuz iletişim numaralarından bizlere iletin. Ben aklıma gelen son soruyu da şimdi sormak istiyorum. Hocam bu ameliyat sonrası nasıl bir süreç geçiyor? Bu tipik şeker hastalığı ameliyatı veya metabolik cerrahi ameliyatı veya başka bir deyimle transdipartisyon ameliyatı da aynı tük mide ameliyatı gibi kapalı veya laparoskopik şekilde oluyor. Evet. Hastayı 3 gün hastanede tutuyoruz. 3. günden sonra evine gönderiyoruz. Yine tük mide ameliyatındaki gibi bir aylık bir katı beslenme sürecimiz mevcut. Yani obezite cerrahisiyle benzer bir aynı, ameliyattan aynı, bahsediyoruz. Evet, aynı şekilde hemen ameliyat sonrası dönem aynı şekilde geçmekte. Evet. Genelde hastalarımız 1. haftadan sonra kendi rutin işlerini rahatlıkla yapabilmektedirler. El ele ki insülin vurulmadan işlerini daha rahatlıkla evet, yapmaktadırlar. Bakalım Seda Hanım için nasıl geçmiş bu süreç? Nasıldı ameliyat sonrası süreciniz? Çok rahattı. Zannettiğimden çok rahattı hatta. Hiç korktuğum gibi olmadı. Hı-hı. Normal hayatıma geri dönüş sağladım. Ve gerçekten insülinsiz bir hayat inanılmaz keyifli bir hayatmış. Bunun bir ay yaşadım ben. Bunları düşünebiliyorsam yıllardır yaşayan insanları düşünemiyorum. Hakikaten korkmasınlar ve bu ameliyat olsunlar kökten kurtulsunlar diyorum. Ameliyattan korkmasınlar. Kesinlikle hastalıktan korkmasınlar. Korksunlar, evet evet. Yani böyle bir tedavi yöntemi varsa evet mutlaka değerlendirsinler diyorum. Yararlanmakta fayda evet. var. Bizimle hikayenizi paylaştığınız için çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür size. Ben teşekkür ediyorum. Hocam sizin son olarak izleyicilerimize söylemek istedikleriniz nelerdir? Bizim burada önemli belirtmek istediğimiz uygun hastalarda tip evet. 2 şeker hastalığının da ameliyat ile tedavi edilebildiği. Ameliyatta bir çözüm var. Var. Bir an önce doğru yerlere başvurarak bu hastalıktan kurtulmanızda fayda var diyoruz. Bizler de sevgili izleyiciler bu bölümümüzde size İzmir'den seslendik. Konuğumuz genel cerrahi, obezite ve metabolik cerrahi uzmanı operatör doktor Özgür Demirtaş'tı. Çok yaşa devam ediyor.